Evet arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden Rizin'e devam ediyoruz ve evet. Tam olarak nerede kalmıştım? Bakacağım şimdi. İlk olarak şu şeylere, görevlere girelim. Bir tane görev kalmış zaten. Haydut kampı 6 numarası. Rahul kampta en azından bir adamın, belki de daha fazlasına donun sırtından zengin olmaya çalıştığına emin. İnsanlara konuşurum. İnsanlara konuşmam lazım. Konuştuk mu acaba? Bir gidip Rahul'dan konuşalım. Hepsinden konuşmuşuz mu? Meğer konuşmamışsak hemen buradaki kamptaki bütün insanlarla konuşacağız. Son görevimizi de tamamlayacağız. Tamamladıktan sonra da Don'un kampına gireceğiz. Evet, kamp hakkında. Galiba tamamlamışız bu arada. Kamp hakkında. About your camp. Herkesin kendilerinin verdiği görevlerden yeniden çalışmasına sağladım. I've got everyone back to work on the tasks you'd given them. Well, you're not like everyone else around here, are you? I'm impressed. There has to be more that needs doing. Single-minded, aren't you? No, but here's something as a thanks. Hopefully this camp will run a little smoother from now on. Artık yiyecek erzağın hususunda endişelenmene gerek yok. Sam tekrar avlanmaya çıktı. You don't have to worry about your food supplies anymore. Ve bunca Sam is back at hunting. So I heard. You've got a knack for this. Here, take this gold. Don't spend it too quickly. Merak ettim. 20 altın. Bu arada. By the way. Haklıydın. Brogar pes etti. You were right. Süper. Brogar folded. Thank you. That will help calm things for now. Don't worry, that's not an end to it. When he's least expecting it, I'll slip something in his food. I know poisons that will work slowly to turn a person inside out over several weeks. Hmm. I might just stay away from your cooking in the future. Here, you've earned a reward. Şimdi bir ödül alacağız, bakalım neymiş. Don't let Esteban know about this. Evet. He'd just blame me. I'm not interested in getting you in trouble. Now that's out of the way, I'd better get back to work. Thanks for all your help. You find anything else? Let me know. Tamam, oldu. Uyuyacak bir yere ihtiyacım var. Acaba bize bir ev mi hediye edecek, bakalım. Deneyelim. I need a place to sleep. Hmm. Take Brogar's hut. I don't think anyone's going to dispute your right to it. Well, I arrived here with just a mouthful of sand. So a shack in the swamp is a step up, I suppose. Evet, şimdi bir evimiz var, küçük bir evimiz. Brogar'ın kulübünü alıyoruz, ele geçiriyoruz. Orada hatta eşyalarımızı saklayabiliriz. Şöyle böyle yapabiliriz. Süper. Evet. Hırsızlık deneyelim mi bu kadında? Too risky. Evet, risklimiş. Biraz daha hırsızlık şeyim, tercümemizi geliştirmeliyiz bunu yapmadan önce. Brogar'ın kulübesi derken şunu mu kastediyor? Bir saniye. Alo. Brogar? Ya bunu kastediyor? Görünüşe göre taşınıyorsun Brogar. Don bana senin kulübünü verdi. Evet. Looks like you're moving on, Brogar. The Don's given me your hut. You better watch your step, little fish. 'Cause as soon as you stumble, my blade will be waiting. Yeah, yeah. Don't think I won't be ready for you. You won't see me coming, little fish. Evet. Brogar gidiyor ve evi bizim oluyor. Hadi girelim bakalım evimize. Güzel yatağımız var, dolabımız hazır duruyor. Üstünde de mum yanıyor. Evet, bir tane de nargile var yani. Burada nargileyi tüttürürüz artık. Evet, şöyle oturalım. Güzel akşam yemeğimizi yiyelim diyeceğim ama bakın, masanın üstünde fazla bir şey yok. Bitkileri küçültmüş sadece. Bir de yemek mi hazırlamış artık masada, ne yapmış bilmiyorum. Şu sandığımızı bir açalım. İçi boştu galiba zaten. Evet, dediğim gibi içi boşmuş. Buraya değerli eşyalarımızı saklayabiliriz. Aslında sabaha kadar yatalım bence arkadaşlar. Sonra Don'un yanına gidelim artık. Zaman geldi çünkü. Evet, ertesi sabaha kadar yatıyoruz güzelce. Hani dinlenmiş halde Don'un yanına gidiyoruz. Zaten bakın, haydut kampında hiçbir görev kalmadı. Bayağı iyi yaptık. Şimdi buraları, her yeri temizledik iyicene. Yani bataklık artık güvenli bir alan. Evet, böylece yolumuz Don'un yanı. Girelim hemen bakalım ne diyor. Peppo. Selam verecektim sadece. Evet, bakalım. Stop where you are. You ain't going another step closer to the Don. Evet, Rachel Don ile konuşabileceğimi söyledi. Rachel says I can talk to the Don. Really? And I'm just supposed to believe you, eh? Shall I bring her here? I'm sure she'd be delighted to know her orders aren't being followed. Yeah, yeah. All right. I get the picture. Go in.
but don't annoy him, or Rachel will be serving up both our guts for lunch. Korkuyordu ondan. Evet, galiba ilk olarak Don'dan konuşamayacağız. Biraz şu iç kampta insanlarla konuşmalıyız. Ve görevleri yerine getirip de diyecektim de Donoy galiba önde duruyor. Evet, savaşçı. That's your lot. Ne diyorsun de? Savaşçı. I'm tired of talking. Evet, biraz bir eşo var bu mağaranın içinde. Fincher. Is it your habit to walk into places unannounced? Pardon. Who are you? Bir ne? Kasasede size hizmet sunmak için geldim. Senin kim olduğunu biliyorum. Don, nedense daha fazlasını bekliyordum. Bir kasasede. Ha, okuyamadım. A castaway. I've come to offer you my services. A castaway. I need true men. Lucky men. You saw your shipwreck beneath you. Do you see that as luck? When all but one other died and I lived, I call that luck. Well, I suppose we're all castaways on this island. Cast away by life, now cast away by those storms. I'll give you a chance, castaway. Prove your luck to me. Evet, şanslı olduğumuzu Don'a kanıtlamış. Bu arada iyi bir adama benziyor. Yaşlı bir adam galiba. Bayağı bir yaşlı gözüküyor. Evet, sana aradığın kılıcı getirdim. Kamp senin alenete karşı kişiler var. İnsanlar senin altının üzerinden zengin oluyor. Ya bunu Rahul demişti, söylemeyelim. Ben sana diğerlerini vermeyeceği bir şey sunabilirim. Sadaka. Benim skordan... beni Skordo gönderdi liman kasabasından. Haberlerim var. Skordo sent me. I have news from Harbour Town. And what is Skordo to me? He's your man in the town. If Skordo did work for me, he would have sent you with something to show you were speaking the truth. If I wasn't telling the truth, how would I know Skordo was your man? And if that was the truth, then you should have no trouble showing me something to prove it. Pride gets eaten alive in this damn swamp. It gets swallowed by anger, poisoned by idleness. Sometimes I think Fincher is the only man Jack of them left with any self-worth. And Fincher told me that you have pride. But do you have substance? I am in need of pride. So I shall give you a chance to prove yourself, castaway. Evet, paketi almadı. Galiba güvenmiyor bize. Başta. Ama bakın arkadaki şey, altınlara bakın ya. Bayağı bir altın toplamış orada adam. Evet, altın yığının hakkında hiçbir şey demeyeyim şimdi. Eğer sana hizmet edeceksem daha iyi bir sıra ihtiyacım var. Bir de burada ne olduğu hakkında da, aslında bir kılıcı mı verelim? Sana aradığın kılıcı getirdim. I have brought you the sword you were searching for. Sevinir şimdi. Ah, that is Oscar's work. Bin tercüme. I can see that right away. We both sought this sword since we heard of it. Now here it is in my hands. Here, you deserve charge complete. For bringing this to me. Evet, 100 altın verdi sadece bu görev için. Ama ne yapalım? Altın altındır oyunda. Evet, burada ne olduğu hakkında daha fazla şey bilmek isterim. Neden sen ve adamların altın yığı hakkında, eğer sana hizmet edeceksen altın yığı hakkında. About your pile of gold. You will be paid your due. Or was there more to that question than greed? Bazıları payın düşenin aldığını düşünmüyor. Donna Brogar'dan bahset. Şimdi söyledik. Yok bir şey, sadece bir soruyordum. Bilmiyorum. Bence birinci kayıt edelim. Şuradan çıkabiliyor mu? Çıkamıyor maalesef. Kötü oldu. Sonra Brogar'ı şikayet ederdik. Hmm. So even you have... Aslında çıkalım. Yeniden yüklüyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yükle. Otomatik kayıt. Neden? Çünkü... Aslında deneseydim. Hızlı kayıt yapmış ama ondan önce tabii ki bir kayıt yapacağım. Ondan sonra Brogar'ı bir şikayet etmeye deneyeceğiz. Bakalım burada inşallah ortalık karışmaz. Hemen şöyle girelim. Ya girmeden hemen şurada kayıt edelim. Ya yüklediği kayıt et Karagöz. Evet. Ve hemen girelim. Stop wait. Şunu rahatlatıyorum demin yapmıştık diye. Hadi bakalım girelim içeri. Sonra Esteban'la konuşuyoruz şimdi. Hadi Esteban neredesin? Is it your... Who are... Şunu da atlayalım bir kadın. Gidiğimiz şeyleri tekrarlıyoruz. Sana aradığın kılıcı getirdim.
Evet, burada ne olduğu hakkında daha fazla şey bilmek istiyorum. Altınlık hakkında. Hayır, söyleyelim. Evet, bildiğim bir şeyler var. Brogar var ya, Brogar. Hadi söyleyelim. Not every man feels they get their share. Brogar is betraying you and lining his own pockets. He's using his fighters to extort protection money from the others under your command. Brogar has always had his schemes. And in this time, when your men grow restless and afraid, you want them paying money to him and blaming you for their misery? If what you say is true, I will stretch Brogar's neck. You are right. It is time an example was set. Seviye atladım, tercümeyiz. Evet, Brogar'ı şikayet ettik şu an. Ama öyle kalsın şimdilik. Kalmasa geri kayıra şey derim. Yüklerim. Burada ne olduğu hakkında daha fazla şey bilmek isterim. Neden sen ve adamların devamını okuyamıyorum? Eğer sana hizmet edeceksem dahi bir sıra ihtiyacım var. Söyleyelim mi? If I'm to serve, I'll need better armor. Favors are earned. Prove your value and favor will follow. Burada ne olduğunu hakkında daha fazla şey öğrenmek isterim. I'd like to know more about what's happening here. Batıklarım. Why are you and your men in this swamp? The Inquisitor has his claws stuck deep into the flesh of this island. A firm grip on the harbor town and the monastery. Well, that's what he thinks. Deprem oluyor. That's what others see. The Inquisition's numbers growing. Men dragged into his service. What I see is a man making enemies. A man wasting his strength against the creatures in the ruins. So we wait here. The spider in the corner of the web, and we bide our time. Engizisyoncunun tapınak harabilerini aradığın ne? Engizisyoncu buraya gelmeden önce buralar nasıldı? What was it like before the Inquisitor was here? Corrupt as any land ruled from the mainland. Governor after governor bleeding the people, courting favor. When their men and the garrison were withdrawn to the mainland, we were ready. I took control. In the name of the people, the brothels were clean, the prices fair. Men had dignity, pride. And the earth shook, the temple ruins rose, and the Inquisition and all their ways came after them. Why here? Of all the places they could have gone, why did they come here? The Inquisitor is hiding something from us, but I shall find his secret. And in the meantime, I shall strip as much as I can from those ruins. With gold. With gold, you can fight power. Arkadaşlar, siz de doğru okudunuz mu? Ankara'dan dedi yönetme falan filan. Acaba çevirme hatası mı bu, bilmiyorum. Ama iki kere, üç kere Ankara okudum yani yukarıda, bilmiyorum. Yoksa bilerek de yapmış olabilirler, bilmiyorum. Enkizisyoncunun tapınağını ne yapmayı planlıyorsun? What do you plan to do? Söylemez. I want my town back. It is our town. It belongs to the people of this island, not the mainland. Ankara'ya for that reason, ait, I left some of my men there when we withdrew, gathering intelligence, frustrating the plans of the Inquisition. They were supposed to be sending me information, but I've heard little recently. These aren't times when plans run smoothly. Evet, doğru okumuşuz. Yani Ankara yazıyordu kesin. Demek ki bilerek öyle çevirmişler, bilmiyorum. Sana nasıl yardımcı olabilirim? How can I help you? Find out what is happening in Harbor Town. Tamam, güne gideceğiz. Find my men. I have no idea if my men are alive, in prison, dead, or worse, if they have defected. Go there. Discover the truth for me. Tamam, gideriz, problem değil. Romanov ile iş yaptığın doğru mu? Is it true that you do business with Romanov? What is wrong with that? Pirates act for themselves and for gold. The Inquisitor acts for his faith. Me, for my people. We all have our own beliefs. We all act in our own interest. Okay. Senin için kasabaya gitmeye gönüllüyüm. I am willing to go to the town for you. Good. Go and find if my people are still loyal. One more thing. Yes. The Inquisitor. Gather all the information you can about him. Here in this hole, I am deaf and blind. I have to know what that fanatic is planning. For my people. For my island. Okay. Skordon Liman kasabasında kasabasının ayaklanmaya hazırladı. Skordo has Harbor Town ready for revolt. He's just waiting for a sign from you.
Ah, I knew it. That is good. That is very good. Did Skordo say anything else? Give you anything else? Hayır. Demiş yoksa bilmiyorum. Evet, Skordo'nun bu paketi sana teslim etmemi için. Acaba Don Esteban'ı zehirlemek istiyor? Şimdi ben de şüphelendim bu Skordo'ndan ama bir deneyelim. Yes. Skordo gave me this package for you. Ah, you see? Even an old bear in a cave can grow fat. Skordo must trust you if he gave you this package and you delivered it. You have proven yourself, proven it was right to trust you. As of today, you are one of us and can evet, call yourself a hunter. Don'un you have katıldık. Earned our respect. Saygılarını you kazandık. Have earned Süper. Your pride. I only hope to prove myself further. Evet, Esteban'ın kampına katıldık şu an galiba. Don Esteban, bana vereceğin bir görev var mı? Eğer sana hizmet edeceksem daha iyi bir sıra ihtiyacım var. Daha demin dememiştik bunu. If I'm to serve. If that is all, that I can provide. Pay your share of gold to our war chest and I shall arrange your armor. Oh, 1000 altın istiyor ya. You've been given the price. O kadar yok maalesef. Eğer sana hizmet edeceksem daha iyi bir sıra ihtiyacım var. 1000 altın biriktirmeliyiz. Ne sır verecekse artık onu da göreceğiz ama şu an paramız yok. Don Esteban, bana verebileceğim bir görev var mı? Don Esteban, do you have any tasks for me? Well, if it isn't our castaway. At least one man here is scrupulous about his tasks. Many of my men are too busy worrying about the Inquisitor and lining their own pockets. Maybe we need to give them something else to think about. They are my sword. If my sword is dull and the Inquisitor attacks... He hasn't attacked so far. Which doesn't mean he won't. Fear has haunted us for months. A man's spirit won't remain true for long in that climate. Evet arkadaşlar, süper bir şey. Liman kentini ele geçireceğiz. Çok merak ediyorum. Çok güzel olacak çünkü. Orası Don'un elinde olunca daha güvenli bir yer olacağını düşünüyorum. Enkizisyon ne planlıyor olabilir? What could the Inquisitor be planning? Oh, that is a good question. And I think you should find me the answer. Why me? How am I supposed to discover what he's planning? As my envoy, I want you to go and negotiate with him. Inquisitor'a ne söylemem gerekiyor? What should I tell the Inquisitor? That I have something he wants and that he has something I want. Use that to draw him into conversation. Let him reveal his desire to you. But do not just seek information. We need a truce with him until our strength grows or his shrinks. So tell him I will give him what he wants. That we mean him no harm. Tamam. Konuşuruz, problem değil. Ama bana aslında elbise, yeni kılıç falan filan lazım. Onları ne olacak hiç bilmiyorum. Çünkü bu takıma giriyorsak yani onlara göre bir giyim vardır yani sonuçta, doğru değil mi? Evet, Enkizisyoncu ne istiyor? What does the Inquisitor want? That's what I want you to find out. By offering it to him, I hope to discover what it is he is seeking. Apparently he doesn't want gold. He has enough of that. So persuade him to say what peace is worth to him. Maybe that way we will find out what it is he seeks and what it is that he is planning. Senin adına müzakereleri başlatacağım. Onunla konuşmak için Inquisition'u nasıl geçeceğim? Eğer sana hizmet edeceksen, bunu zaten biliyoruz. Şunu söyleyeyim. How do I get past the Inquisition to speak to him? Simply tell them that I sent you to negotiate with the Inquisitor. If they aren't afraid of me, they are of him. Tamam. Senin adına müzakereleri başlatacağım. I'll open negotiations for you. Be careful what you say. Remember, you are going to gather information for me, not to deliver it to them. Yeni görev, Volkan Hisarı'yla görüşmek. Evet, onlarla görüşmeliyiz. Tamam. Şimdi Finchay'la konuşmalıyız herhalde. Şu kitabı okuyalım buradayken, ondan önce. Bakalım ne yazıyor içinde. Gold and water, the secret treasures of the desert. Altın ve su. Su doğrudur, çölün değerli bir hazinesi çünkü. Bir gün su yüzünden de savaş çıkacak. Suyumuz azalınca işte, bütün dünyada. Petrol yerine su savaşları çıkacak. Evet, Fisher nerede? Fincher mi? Şimdi ondan konuşmalıyız. Şurada.